Efendim günaydın, günaydın sevgili seyircilerimiz. Pırıl pırıl bir sonbahar sabahından hepinize merhaba, merhaba hayat. Bugün 7 Ekim Cumartesi değerli izleyicilerimiz. Merhaba hayat ekibi hafta boyunca sizlerden gelen talepler üzerine güzel bir yayın içeriği hazırladı. Neler mi var bugün programda? İlk bölümde efendim obezite konuşacağız. Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü de obeziteyi sağlık sorunları arasında ilk sıralara koydu. Çünkü birçok hastalığın nedeni olarak obezite, morbid obezite gösteriliyor. İşte son yıllarda önemli bir tedavisi var sevgili seyircilerimiz. Obezitenin yutulabilir mide balonları. Bu konuyu genel cerrahi ve metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Levent Bakışkan hocam anlatacak birazdan bizlere. Akabinde ise yine yeni tedavilerden birini anlatacağız. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Ahmet Özyazgan bizlerle olacak. Kök hücre, kök hücrenin hangi alanlarda kullanıldığını konuşacağız ki hangi alanlarda kullanılmıyor? Estetikten cilde, efendim ortopedik rahatsızlıklardan bel boyun fıtıklarına kadar birçok alanda, hatta nörolojik bazı hastalıkların tedavisinde dahi kullanılabiliyor. Bütün bunları konuşacağız. Yine güzel beterelerimiz var. İlk mide diyoruz. Şöyle bir midemizi düşünelim. Bir lezzet durağına uğrayalım. Şefimiz Rasim Aktaş anlatacak. Şahane bir pide tarifi verecek. Bunu evimizde de yapabiliriz. İzliyoruz. Ardından ilk konuğumuzla Merhaba Hayat sizler için start alıyor olacak. Merhabalar efendim. Çok kolay tarif ile yine karşınızdayım. Bugün kaşarlı yumurtalı pide yapacağız. Her annemizin evde çok rahatlıkla yapabileceği bir pide bu. Yumurta, kaşar, maydanoz. Tabii önceden hazırlamış olduğumuz hamurumuz var. 120-130 gram bir kişiye yetebilecek şekilde malzememiz. Kaşarımızı 150 gramdan aşağı kullanmıyoruz. Ve bir pideye en az 3 yumurta kırıyoruz. Yumurta sevmeyenler için de kaşarı biraz çoğaltıp yumurtayı biraz azaltabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir pide. Sabahları vazgeçilmez bir ürün. Hamurumuzu süt, su ve mayadan yapıyoruz. Önceden hazırlıyoruz. 130 gram kesiyoruz ve kabarmasını bekliyoruz. Artık yavaş yavaş başlayalım. Böyle hiç kendinizi sıkmadan hamur kabarsın. Tabii bu elle aşmak istemeyenler merdane de kullanabilir. Hamurun kıvamı kulak memesinde olmasına özen gösterin. Kulak memesi kıvamı yumuşak kıvam, istediğiniz şekli alabilir. Ben yapamam, edemem diye endişe yapmayın. Çok da güzel olur. Deneye deneye bunu yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Evet efendim, hamurumuzu açtık. Güzel bir ince kıvamı aldık. Görüyorsunuz altı üstü eşit bir şekilde. Ve şimdi en can alıcı noktamıza geliyoruz. Yumurtamızı kırıyoruz. Ben yumurtayı sevdiğim için tercihim her zaman 3 yumurtadan yanadır. Ve kaşarımızı alıp biraz ilave ediyoruz. Ve tabii benim vazgeçilmezim maydanoz. Ben maydanozu seviyorum. Ve bunu böyle çok fazla ezmeden, yumurtayı ezmeden karıştırıyorum. Davlumbaz fırınımız hazırdır umarım evde. Özellikle bunun altını unutmayalım. İki türlü pişiriyoruz. Alt ve üst şekilde. Ne üstü yansın, ne altı yansın. İlk önce altını pişiriyoruz. Yaklaşık 7-8 dakika. Ve
Sonra 7-8 dakikada üstünü pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi yağlı kayıp muhakkak unutmayalım. Tepsinin altına. 200 derece muhakkak olması gerekiyor. Alt ve üst şekilde 200 dereceyi sabitleyelim. Fırına, pidemizi fırına koyduğumuzda tepsiyi muhakkak altına yağlı kağıt koyalım ki altı yapışmasın. Güzel bir şekilde ürün çıksın. Şimdi pidemiz hazır. Fırına verelim. Pişmesi için fırına verdik. Hadi bakalım bekleyelim. Evet, ürünümüz pişti. Servis için sunuma hazır. Gördüğünüz gibi altı üstü çıtır çıtır. Bir hafta sonu sürprizi yapabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli bir pide. Yapması da çok kolay. Muhakkak herkese tavsiye ederim. Evet efendim, şahane bir pide tarifi yaptı Rasim Şef. Dedi ki bir hafta sonu sürprizi. Sürpriz olarak bize de göndereydin ya şefim, bir lokma. Ellerine sağlık. Latifeydi tabii. Çok kıymetli bir uzmanımız var. Efendim, genel cerrahi uzmanı, metabolik cerrahi uzmanı aynı zamanda. Operatör doktor Levent Bakışkan hocam bizlerle. Ne konuşacağız? Efendim, obezite yutulabilir mide balonlarını konuşacağız. Hemen size şöyle göstereyim, bir ipucu vereyim. 0212 702 1777'den lütfen canlı yayınımızı arayın diyoruz. Ve sosyal medyadan da sorularınızı yazabilirsiniz. Levent hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi bir pide tarifi yaptık. İroni gibi olmasın şeyi soracağım. Atıyorum ben mide balonu taktırdım. Bir dilimcik yiyebiliyor muyum mesela bu pideden? Şimdi burada biraz beslenme eğitimi konusunda biraz girmek gerekiyor. Tabii kesinlikle. Ki hepimiz yiyebiliriz ama burada porsiyonlar, miktarlar çok çok önemli. Hı. Hani ben de ideal kilomu hep korumaya çalışıyorum ama şimdi önüme öyle bir pide konsa tabii ki alırım ama bir dilim alırım. Tabii sadece ki. Bir dilim. Aynen. Orada biraz hani ne kadar miktar önemli. Çünkü içerisinde faydalı şeyler de var ama basit karbonhidratlar da var. Biz aslında çok fazla basit karbonhidratlar olsun istemiyoruz. Hı. Yiyebiliriz ama miktar, porsiyon çok önemli. Yani nefsi köreltmek önemli benim aynen, anladığım. Aynen. Tabir bu. Nefsimizi köreltmek. Evet. Tadabiliriz tabii ki. Şimdi obezite maalesef hepimizin hayatlarına girdi. Hatta küçücük çocukların bile biliyorum ki böyle bir sorunu var. Hatta küçücük çocuklarda bile diyabet hastalığına rastlanabiliyor. Türkiye'de 15 milyona yakın diyabet hastası var şu an. O da kayıtlı olan. Hızla obezleşiyoruz. Sağlıklı yaşam için obezitenin önemi nedir hocam? Önce oradan başlayalım. Şimdi obezite aslında yeni bir pandemi gibi patlamak üzere yani. Adı değil pandemi mi? Olarak konmuş değil ama dünyada milyarlarca insanı etkileyen bir durumdan bahsediyoruz. Olay tabii ki çok önemli bir sağlık problemi. Çünkü kendisi başlı başına ölüme yol açabiliyor. Onun evet. Haricinde beraberinde birçok hastalıklar da beraberinde getirebiliyor. İşte sizin az önce dediğiniz gibi diyabet çok büyük bir sorun. Arkasından, diyabetin arkasından iyi tedavi edilmediğinde bir sürü komplikasyonlar gelebiliyor. Birçok insan işte gözünü kaybedebiliyor, böbrek hastası olup diyalizlerde biliyorsunuz. Hepsinin altında obezite bir bunları tetikleyebilen bir faktör. Sadece diyabetle de kalmıyor. Hipertansiyon çok önemli bir gene bir sağlık problemi. Kalp hastalıkları, koroner arter hastalıkları. Bunun haricinde birçok kanseri tetikleyebiliyor. Bunu biliyoruz şimdi. Kadınlarda mesela meme kanseri gibi. Tabii. Mesela bağırsak kanseri, kolon kanseri gibi. Bütün bunların altında obezite tetikleyici. Üreme sağlığını etkiliyor. Etkileyebiliyor. Psikolojik çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özgüven kaybına yol açabiliyor. İnsanlar mesela çok obez olup sokağa çıkmak istemeyebiliyor.
Çünkü bakışlardan rahatsız olabiliyor toplu taşımada bir takım yerlerde. Bizim için çok basit olan bir şey. Mesela ben bazı ilk başta tedaviye gelen hastalarımdan görüyorum. Çorabını giyemiyorlar. Ben hep o benim dikkatimi çeken bir şeydir. Hmm. Eğilip çorabını giyememek. Ayakkabıyı bağlayamaz. Ayakkabıyı bağlayamamak. Yani şimdi bunlar aslında çok basit gibi geliyor ama onu yaşayan insan için aslında çok ciddi problemler ama mesela ilerleyen zamanlarda gene dikkatimi çekiyor. Bir bakıyorum işte merdiveni koşarak geliyor. Çorabını giymiş. Yüzünde gülücükler. Benim mesela klinik birinci katta asansörle gelen hasta bir bakıyorum merdiveni koşarak çıkıyor falan. Şimdi bütün bunlar tabii ki çok mutluluk verici şeyler. O yüzden obez de hem ciddi bir sağlık problemi olmakla beraber ruhsal yönden de insanları hani olumsuz tetikleyebilen bir durum. Bir de tedavi ettiğimiz zaman estetik yönden de tabii ki çok tabii. güzel şeyler geliyor. O da işin bonusu. Ya hanımlardan biliyorum mesela olmayan bir elbisenizi şöyle 3-5 kilo verip, kelime düzelteyim o arada, giyindiğinizde kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz. Özgüveniniz artıyor. O gardırop değişince çok büyük bir mutluluk oluyor tabii. Mesela. Bak bizim Vesile 10 kilo verdi yönetmenimiz. Değil mi Vesile'cim? Özgüven artık taban bir... Bak o erik de Allah oynuyorum diyor. Şimdi hocamın bir hastasıyla ilgili bir görüntümüz var. Bir beteri izleyeceğiz hocam. Tabii. Mide yutulabilir. Mide balonuyla zayıflayan bir hastanız. İzleyelim. Sonra geniş geniş bu konuyu konuşalım ama siz tuşlayın sorularınız için lütfen. Benim hikayem aslında bundan 1,5 yıl önce başladı. Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce 147-144 arası bir kilom vardı. Hayat standartımı çok etkiliyordu, yaşantımı çok etkiliyordu. Gece uykularımın düzensizliği, çıkarmış olduğum sesler. Birçok problem yaşıyordum bununla ilgili. Günlük aktivitelerimi gerçekleştiremiyordum. Spor yapamıyordum, tenis oynayamıyordum gibi birçok problemle karşılaşıyordum. Daha sonra artık bundan bir şekilde benim kurtulmam, kilolarımdan kurtulmam, yeni bir yaşam, yeni bir standart yakalamam gerekiyordu. Sonra bir programla tanıştım. Bu daha kolaydı. Çünkü endoskopi yoktu, ameliyat yoktu, narkoz almıyordunuz, günlük hayatınızı etkilemiyordu. Ve yaşantınızın standartı devam ediyordu. Bu uygulamayı gerçekleştirdikken herhangi bir sıkıntı, zorluk yaşamadım. Çünkü bir bardak suyla birlikte biraz büyük bir hap şeklinde yuttuktan sonra midemde onu yerini kontrol edildi röntgenle. Daha sonra o midemde şişirildi. Bu şişirildikten sonra bir tokluk hissi zaten otomatikman gelmeye başladı. Ve bundan sonraki süreç başladı. Bundan sonraki süreç başladığında ilk haftada yaklaşık 7-8 kilo ile başladık kilo vermeye. Daha sonra tabii ki bu daha da hızlandı. Buradaki en önemli şey zaten sizin yemek alışkanlığınız değişiyor. Artık vücudunuz eskisine alışmış beslenme düzeninden çıkıyor. Ve daha az yemeye başlıyorsunuz. Size yemek alışkanlığı kazandırıyor. Ben kilolu zamanında tencere bittiği zaman doyan insanlardandım. Kilo vermeye başladıktan sonra özgüveniniz ona göre de şekilleniyor. Hayata bakışınız ona göre değişiyor. Yaşam kaliteniz artıyor. En doğrusu bence beslenmeyi öğreniyorsunuz. Ama en önemlisi istemek. Bunu istemeniz lazım. İstedikten sonra başaramayacağınız hiçbir şey yok. Toplam 50 küsür üzerine çıktım ben kilo vererek. Ama çok istedim. Çok azimliydim. Bununla birlikte sporumu da yaptım. Güzel, hayata daha güzel bakıyorum. Daha neşeliyim. Ve en önemlisi yemek düzenim, alışkanlığım değişti ve bir yola girdim. Evet, öyle güzel mesajlar verdi ki. Evet. Selçuk Bey değil mi? Evet. Kararlı olacaksınız dedi. Sporunuzu yapacaksınız dedi. Yani sadece balonu yuttum. 6 ayda sanıyorum 50 kilo vermiş. Değil evet. mi? Böyle değil hikaye. Şimdi bunu konuşacağız hocamla. Hocam, ben obez olduğumu nereden anlayacağım? Bir ölçümü, biçimi var mı bunun? Çünkü cerrahide standartlar var. Guide'larda belirli standartlar var. Ama mesela balonlar içinde böyle bir standart var mı? Var tabii ki. Şimdi nedir? O ilk soruyla başlayayım. Nasıl ölçebiliriz vücut kitle endeksimizi? Aslında çok kolay. Bunu artık herhalde herkes de biliyordu ama ben gene bir anlatayım. Lütfen. Boyla boyumuzu çarpıyoruz. Çıkan sonucu kilomuza bölüyoruz. Ben kendimden örnek vereyim. Ben 1,76 boyundayım. Hı. 1,76 ile 1,76'yı çarpalım. Benim kilom şu anda 75. Onu 75'e bölüyorum.
Ortaya çıkan sonuç eğer 25'in üzerindeyse biz burada artık kiloluyuz demektir. Normali 18,5 ile 25 arasında olmamız. 25'in üstüne çıktığımızda kiloluyuz ama burada çok önemli bir şey değil. Sadece hafif kilolu grubuna girmiş oluyoruz. Hı. 30'u geçtiğimiz zaman buna obezite adını veriyoruz. Hı hı. Burada da tabii ki çok daha yukarı basamaklara çıkmadan önemli olan bunu ne kadar erken tanıyabilirsek bunu o aşamadan geriye çevirebilmek. 35'in üstünde ikinci derece obezite adını veriyoruz. Hı. Şimdi durmadı yukarı doğru gidiyor. 40 bu bizim korktuğumuz, doktorlar olarak mücadele ettiğimiz korktuğumuz morbid obezite dediğimiz durum. Hani ilk başta demiştim beraberinde kendisi artık ölüme yol açabilecek ciddi bir hastalık haline gelmiş durumda. Ve gittikçe şu da çok ilginç bir şey, siz de dediniz çocukluk çağına kadar inebiliyor artık morbid obezite bile. Böyle çok küçük yaşlarda görebiliyoruz. Dünyada mesela obezite cerrahisi 12 yaşa kadar indirildi. Biz de ülkemizde 14 yaştan itibaren uyguluyoruz obezite cerrahisini. Bu şekilde mesela böyle yukarı doğru gidebiliyor. Ülkemizde Allah'tan daha böyle yukarı, hani 50 üstüne süper obez diyoruz, 60 üstüne süper obez. Allah'tan o kadar süper obezler görmüyoruz ama maalesef çocukluk çağında bile ikinci derece obezite, obezite ve işte morbid obezite bunlar çok sık karşımıza çıkar hale geldi. Şimdi biz mide balonunu daha çok şöyle biliyorduk, endoskopiyle yapılan bir sistemdi. Ama şimdi artık yutulabilir mide balonları var. Burada aparat zaten yanımda, doğru tanımladım bilemiyorum. Evet. Balon da burada, bunları anlatacağız ama neden yutulabilire ihtiyaç duyuldu? Şimdi teknolojinin gelişmesiyle beraber her şey değişiyor. Aslında sizin de söylediğiniz gibi mide balonu çok eskiden beri var. Hatta tam tarih vereyim ben, 1980 yılından beri var. O yani, bayağı eski. Evet, 43 yıldır hayatımıza girmiş, bütün guideline'ları girmiş, obezite tedavisinde artık etkinliği kanıtlanmış, tüm dünyada kullanılan bir yöntem ama şöyle bir şey çıkmış. Şimdi sonuçta sizin dediğiniz gibi bir endoskopiyle yapılıyordu bu işlemler. Evet. 1980 ilk çıkan jenerasyon işlemler bu şekildeydi. Hala da yapıyoruz. Şu anda dünyada hala da çok sık bir şekilde uygulanan bir yöntem. Ama şöyle bir şey oldu. Peki bunu acaba yutulabilir bir mide balonu haline getirebilir miyiz? Çünkü böyle bir şey yaptığımızda ne olacak avantajı? Endoskopi olmayacak. Endoskopi yapıyoruz demek eşittir hastaya kısa bir süreliğine anestezi de veriyoruz demek. Tabii. Şimdi anestezi vermemiş oluyoruz yutulabilir mide balonu yaptığımızda. Hı. İkincisi işte endoskopi yok dedik. Bir güzel tarafı da çıkarma işlemi yok. Bu balon bitkisel bir ürün, çıkarma işlemi yapmıyoruz. Yani çıkarırken de bir daha endoskopi anestezi işlemini hastanın ihtiyacı olmayacak. Hı. İki kere bir endoskopi ve anesteziden hastamızı kurtarmış oluyoruz. Öbür balonda dediğim gibi hala yapıyoruz. Sağlıklı ve etkinliği kanıtlanmış bir yöntem. Ama burada ne oluyor? Hastamız bir endoskopi işlemi geçirmiş olacak. Anestezi alacak. 6 ay sonra veya 1 yıllık balon koyduysa. Çünkü onlar silikon, vücuttan atılmaz. O balonu benim söndürüp bir kancayla tutup tekrar ağızdan. Tabii ki hastamız bunu anlamıyor ama dediğim gibi bir endoskopi anestezi süreçleri. Peki materyal oluyor ve içindeki sıvı farklı mı? İkisinin şimdi farklarını merak ettim ya ben. Farklı. Vücudun bunu absorbe etme etkisi nedir? Yani yutulabilir. Bu bitkisel. Bu bitkisel. Diğerleri İçindeki silikon. Ne? İçerisinde %3 enzim var. Kendi insan vücudunda olan enzimler. Hı. Vücudu zararlı enzimler değil ama zaten o enzim içerikli sıvı da balonun içerisine veriliyor. Yani biz işte mesela aslında şöyle gösterebilirsek kapsül ve şey ortamıyla. O kapsülü bu şekilde anlatacağım birazdan. Balon haline getirirken içerisinde sıvıyı veriyoruz. Verdiğimiz sıvı direkt balonun içerisine gidiyor. Yani vücut içerisinde değil. Ama 16 hafta sonra süresi dolduğu zaman yavaş yavaş balonumuz sönmeye başlıyor. 16 hafta hiç değişmiyor 4 ay boyunca. Sonra bir anda da pof diye de balon sönmüyor. Küçük küçük. Bir hafta içerisinde balonumuz sönüyor. Hatta orada bir zamanlayısı var. İçerisine o yüzden %3 enzim koyuyoruz. Üst tarafta şu koyu olan yer. Ha. Orası zamanlayıcısı. 16 hafta sonra orası bir o enzimatik reaksiyona girmeye başlıyor. Ve oradan ufak ufak delinip bir hafta içerisinde sönüyor. Sonrasında çıkarmış demiyor. Şöyle olmuyor. Tamamen eriyor. Ve büyük tuvalet yoluyla vücuttan atılmış oluyor. Şimdi anlamaya çalıştığım şu, bu bir bitkisel alaşım diyeceğim yapılıyor. Bir diğeri vücudun tolere etmesi biraz daha zor. İkincisi sedasyon ya da anestezi almıyorsunuz yutulabilir de. Evet. Bir bardak suyla, ben mesela burada yapmaya kalksam yapılabilir mi bu? Şimdi röntgen ihtiyacım var. Ondan hayır, belevkini aslında yaptırdım onları. Ha, diyelim ki burada bir portable röntgenimiz var. Burada bile yapabiliriz. Vallahi mi? Tabii ki. Şimdi sadece ihtiyacım olan şey doğru yerde olduğunu emin olmam gerekiyor. O kapsülü yuttuktan sonra mide içerisinde olduğunu görmem lazım. Onu da bir röntgenle yapıyorum. Çünkü o elimizdeki kapsül ucundaki o hani ince şey var ya aparat. Göstereceğiz onları. Evet.
O röntgende görülebilir bir materyal. Onun biz tamamını röntgende görebiliyoruz. Amacımız şeyimiz burada mide içerisinde olduğumuz doğru yerde olduğumuzu görelim. Arkasından şişireceğiz. O yüzden bir röntgen ihtiyacımız olacak. Peki hocam, mesela diyelim ki biz hanımların o 3-5 kilosu hiç bitmez. Hep 5 kilo fazlamız var. Meşhur 5 kilo. 5 kilo fazlası olana da bunu yapabiliyor muyuz? Ya da 3 kilo fazlası olana da ben diyet yapamıyorum ya, aç hissediyorum diyene de bunu yapabiliyor muyuz? Yoksa dediğim gibi bunun da bir standardı, bir skalası var mı? Evet, bunun da bir skalası şey var tabii ki. Burada da bir guideline'ımız var. Vücut kitle endeksi az önce bahsetmiştik. Burada 27 üzeri olmasını istiyoruz. Öyle mi? Evet. Şimdi iki ana gruba biz balonu yapıyoruz. Aslında bu yutulabilir mide balonları için de geçerli. Tüm mide balonları için de, yani endoskopik yolla yaptıklarımız için de geçerli. Birinci grubumuz vücut kitle endeksi daha düşük olan grup ama fazlası var. Sizin dediğiniz gibi işte bir 5 değil de diyelim ki bir 7-8-9 kilosu fazlalık var veya 10 kilosu diyelim. O fazlalık kilolarını vermek istiyor. Bu obezite cerrahisi için çok düşük kilolar. Yani obezite cerrahisindeki kilolar daha yüksek. Tabii. Onlara yapıyoruz. Hazırlık için yaptığınız oluyor mu obezite cerrahisine? Tabii ki. İşte o hani ilk başta ben söylemiştim ya, süper obezler var. Şimdi ameliyata çok riskli geçiyor bu insanların. 200 kilolarda veya daha üstü. Diyoruz ki öncesinde bir balonla sana bir kilo verdirelim, ameliyatın risklerini düşürelim. Arkasından tabii ki senin ameliyat olman gerekiyor. Ameliyatını yapacağız ama ameliyat risklerini düşürmek için öncesinde balonla daha konforlu, daha rahat bir ameliyat süreci geçirmen için önce birinci grup, o da bir grup. Süper obezlere de bunu yapabiliyoruz. Ameliyatı hazırlamak için yapıyoruz. Ama en çok uyguladığımız grup vücut kitle endeksi 27 ve üzeri olan daha alt gruptaki insanlar. Bir grubumuz da şu: vücut kitle endeksi 35 üzeri oluyor. Ameliyat olması gerekiyor ama o kişiler kesinlikle ameliyatı istemiyor. Çevresi, yani ameliyattan korkuyor ve çevresinde yaşadığı bir takım şeyler var. Olumsuz yaşanmış olaylar olabilir veya ailesi bir türlü ameliyat olmasına rıza göstermiyor olabilir. O gruptaki insanları da mesela o VTR'imizdeki hastamız gibi aslında ameliyat olması gerekiyor ama ameliyatı istemiyor. Bu gruptaki insanlara da mide balonu biz yapabiliriz. Bunu da şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela benim de bazen o tip örnekler olabiliyor. 180 kilo hastamız. Tabii ki tek seferde ben ideal kilo balonunu indirem ama birinci balonumu yapıyorum. 6 ay sonra ikinci balonu yapabiliyorum. Şimdi bir balonda biz ortalama %10-15 kilo kaybediyoruz. 180 kilo ise 24 kilo gitti. Mesela 180 kilo ise %15-27, kabaca 30 kilo diyelim. Tamam. 180'den 150'ye düştük. İdeal kilomuzdan hala uzağız. İkinci balonumuzu yapıyoruz 6. ayda. Yeniden %15 verdirdiğimizi düşünelim. Kabaca orada da bir 25 kilo gitti. 125. Üçüncü balonumu yapabiliyorum. Önce yapılabiliyor mu ardışık? 6 ay arayla 3 balon üst üste yapabiliyorum. Hemen çıkarı çıkarmaz mı takıyorsunuz? Bir ay boşluk bırakıyoruz. Kilo almıyor değil mi o zaman? Hayır hayır. Önemli olan burada zaten şu. Biz ne yaparsak yapalım. İnsanların amacımız midesine balon koymak değil. Veya ameliyat yapıyorsak da amacımız insanın midesini küçültmek değil. Amacımız şu. Bizim tek amacımız var. İnsanların yeme alışkanlıklarını değiştirmek. Ve orası yaşam çok önemli hocam. Oraya bir virgül koyalım. Evet. Oralar çok önemli. Efendim Antalya'ya dönüyorum. İzleyicimiz Ahmet Menderes Toprak Beyefendi hattımızda imiş. Günaydın. Günaydın. Sağ olun efendim. Şöyle gür gür konuşun. Bizim merhaba hayat tempolu bir yayın. Buyurun sorunuzu alalım. Sağ olun. Ben 60 yaşındayım. Artriyatrizasyon. Tansiyon ve şeker hastası. Evet. Acaba bu metodun bana uygulanabilirliği var mı? Yani bir var mı konuşsunuz? Boyunuz, kilonuz, kilo fazlanız, o konularda fikir verir misiniz bize? 120 kiloyum, boy 1.76, yaş 60. Kilo? 120 mi? 120. Evet. 120 kilosunuz. Balon, yutulabilir balon uygulanabilir mi? Hipertansiyonumuz var. Diyabetimiz var. Doğru evet. Düzenli ilaç evet. Kullanıyoruz. Kullanıyorum. Atrial fibrilasyon var. Kalp hastalığı. Kalp hastalığınız var. Tamam efendim. Peki Ahmet Bey bir sorun. Mide ameliyatı var mı? Hayır. Mide ameliyatı olmadı. Tamam. Evet. Ahmet Beyciğim tamam. Güzel bir soru. Hedef kitleye uygun bir örnek. Hoşça kalın. Antalya'ya sevgiler, selamlar. Buyurun. Şimdi Ahmet Bey örneğinde şöyle bir şunu söyleyelim. Şimdi alt yaş sınırı bizim mide balonlarında 16. Üst yaş sınırı eskiden rehberlerde 65 yaşıydı. Ama günümüzde bu 65 yaş kalktı şu anda. Üst sınır biraz doktorun inisiyatifine bağlı. Çünkü bu kişiden kişiye göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı insanlar 45-50 yaşında o sağlık performansları çok düşük olabiliyor ama
O insanlar 65-70'inde bir görüyoruz. Parklarda koşuyor. Hı. O yüzden üst yaş sınırı kalktı. Ahmet Bey örneğinde 60 yaş. Üst yaş sınırımız yok. Geçmişinde bir mide ameliyatı yok Ahmet Bey'in. Hı. Eğer geçmişinde mide ameliyatı olsaydı balon önermeyecektim ben Ahmet Bey. Çünkü geçmişinde mide ameliyatı olanlara biz bunu yapılmıyor değil mi? Yapmıyoruz. Evet. O bir, bizim için kontraindikasyon. Yani yapmamamız mide, gereken durum. Mide, gastrik bypass bir şey olduysa? Olduysa yapmıyoruz. Balon yapmıyoruz. Geçmişinde mide ameliyatı olmaması gerekiyor. O yüzden Ahmet Bey ben özellikle onu sormak istedim. Ha. Ameliyatı yok. Neyimiz var? Diyabet ve hipertansiyonumuz var. Bir de kalpte bir rahatsızlığı var. Bir de kalp rahatsızlığı. Tabii ki ben şimdi kalp doktorundan önce bir onayını almak isterim. Onu da tabii ki biz ilgili doktor arkadaşımızın böyle bir işlem yapacağız. Birebir görüşüp ondan sonra ondan onay aldıktan sonra işlemi yapıyoruz ama diyabet ve hipertansiyon için şunu söyleyebilirim. Şimdi zaten kilo verdikten sonra çok büyük oranda bu tip durumlarda düzelme görüyoruz. Diyabetinde ve hipertansiyonda ciddi şekilde düzelmeler görebiliyoruz. Çünkü diyabet hastalarının %50'si zaten obeziteye bağlı. %50'si kilo da verse diyabeti çok düzelmeyebilir ama direkt %50'si diyabet hastalarının obeziteyle çok alakalı bir durumda. Şimdi 120 kilodan örnek 30 kilo verdik, 90'a düştük. Belki de diyabet ilaçlarını bile bırakacak. Ona bile faydası olacak. Şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Çok uzun yıllardır bu yayınları yapıyorum. Kongreleri takip ediyorum tabii. Şimdi genelde basında şöyle bir dil kullanıldı. Benim de çok karşı olduğum bir dil bu ki Diyabet Fakültesi Başkanı değerli hocam Profesör Doktor Temel Yılmaz'la da bunu çok konuştum yayınlarda. Obezite cerrahisi oldu, şekeri bitti, ilaçları bıraktı. Bunu böyle çok kesin bir dille söylenmesine ben bir sağlık habercisi olarak karşıyım hocam. Ama diyabette ciddi tedaviye etkisi olduğunu sizler de söylüyorsunuz. Evet. Çünkü kilo ile ilgili. %50 hastanın çok ciddi bir şekilde kilo ile alakalı. Yani o direkt obeziteden kaynaklanmış bir durum ortada var. Tabii ki altta yatan pankreasla ilgili bir durumunu bilemiyoruz yani. Bazı şeylerde kilo da verse hayatta ameliyat da olsa hani o diyabet ameliyatları bazen düzelmediğini sizin söylediğiniz gibi durum. Şimdi o yüzden %100 o şekilde diyabeti düzelir şeklinde bir şey tabii, kullanamayız tabii ki. Tıp etiğine de uygun değil zaten. Uygun değil tabii ki ama düzelebilir ve diyabetine ciddi bir faydası olacağını baştan hani onu öngörebiliyorum tabii ki. Hipertansiyonda da çok ciddi şekilde kilo vermenin faydası olacağını kesinlikle. Bugün kadar olan geçmiş tıbbi bilgilerimize dayanarak söyleyebiliriz. Keza kalp hastalıklarını da, damar sağlığını da. Keza kalp hastalıklarını zaten hangi doktora giderse gitsin Ahmet Bey mutlaka ona kilo ver diyecektir. Tabii. Bunun aksini söyleyecek bir doktor ben düşünemiyorum. Ahmet Bey şu kilonu ver. Göreceksin ki diyabetin, hipertansiyon, kalp hastalıklarında çok ciddi faydasını göreceksin. Şimdi hocam şöyle bir ortaya doğru gidelim. Şu balon, mide, ben de ışıkların altında aslında bu bir yayıncılık hilesi. Işıkların altında terledim, ışık az olan yere geldim Vesileciğim. Şimdi bizim bir balonumuz var. Burada bir aparatımız var. Belki zoomlayacak arkadaşlar buna da. Şimdi midemin yeri belli. Balonu efendim üstadımıza, doktorumuza veriyorum. Diyelim ki ben beden kitle endeksim. Bak yemin ediyorum 27'nin üzerinde değilim bak. Doğruyu söyleyeyim. Örnek bu elbise biraz kalın, dedik. Beyaz. Velev ki 27. Gencecik bir hanımefendi olarak dedim, dedim ki yok 45 yaşın üzerindeyim söyleyeyim. Dedim ki hocam ben sedasyon ya da anestezi istemiyorum. Tanımlanmış bir sistemik hastalığım yok, tansiyon, diyabet gibi. Fakat ben incelmek istiyorum. İşte bel fıtığım var falan filan, incelmek istiyorum. Bir 10 kilo versem şahane olur dedim. Ve bir öğle vakti geldim. Ölçümlerimizi yaptık. Tartıya çıktım. Ölçümlerimi yaptınız. Sonra ne yapıyorsunuz? Tabii ki sizin çok ayrıntılı bir şekilde tıbbi geçmişinizi öğrenmem gerekiyor. Burada anestezi olmayacağı için anestezi tahlillerini istemiyoruz. Ama tabii ki hastamızın geçmişini de bilmek istiyoruz. İşte orada hipertansiyon, diyabeti var mı, tiroid hastalığı var mı, metabolik sendrom var mı, hormonal bir bozukluğu var mı, geçmiş ameliyatları. Tüm bunları ayrıntılı görüştük, tartımıza çıkarttık. Tartımızda da nelere baktık? İşte bütün vücuttaki yağ dağılımlarına baktık. İç organ yağlanması var mı? Metabolizmasına baktık. Metabolizma yaşına baktık. Mesela insanlar kilo aldıktan sonra metabolizma yaşı olduğu yaşın 9-10 yaş üstünde tabii, gösteriyor. Tabii. Şimdi mesela dediniz ki ben 45 yaşındayım ama bir geliyorsunuz ölçümde diyelim kiloluysanız 55 çıkıyor, 60 çıkıyor. Bizim amacımız olduğunuz yaşın 4-5 yaş altına indirmek. Örneğin hastamız 45 mi?
kilo verince orada zaten düzenli olarak 15 günde bir kontrollere geldiğinde onu gösteriyoruz. Bak metabolizma yaşında evet. düşüyor. En son bizim sürecimiz bittiğinde bir bakıyoruz hastamız 45 mi? 39. Şahane. 40. Şahane. Bunu yapmak. Amaç organlar da daha rahat çalışıyor daha değil rahat mi? Daha rahat çalışsın. Metabolizma hızını artıralım. Kas oranımız artsın, yağ oranımız kaybolsun. Peki, ölçümler yapıldı. Bana herhalde bir mideme bakılacak. Yani değil mi? Burada endoskopi yapmıyoruz. Tabii ki mideye bakmamız demek, endoskopi yapmamız demek. Nereye bakıyoruz? Ultrason mu? Burada ultrason da midenin içerisini göstermez. Geçmiş şikayetlerinizi burada biz sorguluyoruz. Anamnez dediğimiz. Tamam. Sizin hani çok ciddi böyle bir mide ile ilgili rahatsızlıklarınız var mı? Mide ilacı sık sık kullanır mısınız? Öyle bir geçmişiniz var mı? Kaldı ki biz bütün hastalarımızı gastrit ve reflüsü varmış gibi kabul ederek bir hafta öncesinden, bu işlemden bir hafta öncesinden gastrit reflü tedavisine başlıyoruz. Öyle mi? Mide koruyucu ilaçlarına başlıyoruz. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Eskiden mide balonu yapıldıktan sonra %5-10 oranında balonlarını hastalar çıkarttırabiliyordu. Bu oranlara çıkabiliyordu. Balonu tamam. ben istemiyorum. Çünkü balondan sonra sonuçta bir yabancısın ve 2-3 gün sürebilen bulantı kramplar olabilir. Ama biz mideyi bu mide koruyucularla hazırlamazdan önceki protokollerde tamam. %5-10 kadar hasta balonunu çıkarttırabiliyordu. Şimdi biz bir hafta öncesinden tedaviye başladığımız zaman bu oran 10 kat düştü. %1.4'e düştü. Şimdi şunu bir gösterelim sevgili Vesile. Bütün bu işlemler yapıldı. Ben bir hafta mide koruyucularımı kullandım. Midem bir daha o mide hazırladık. Çeperi duvarı evet. daha iyi bir noktada. Hı-hı. Şimdi bunu nasıl kullanıyorsunuz? Şu şişiyor değil mi? Evet. Buyurun siz. Bunu verdik. Hatta elimde şöyle hastaymış gibi davranırken bunu suyla beraber hastamdan bayağı suyla beraber. Bayağı böyle yutuyor muyum? Hapı Ay, yuttu. Elinde su. Hapı yuttuk. Arkasından ben bunu yutamakta zorlanabilir diye. Tereddüt eden hastalarımız varsa içine kolaylaştırıcı bir tel de koyabiliyorum. Ben de ittirerek yardımcı Öyle olabiliyorum. Mi? Evet. Tamam. Bunu ittirebiliyorum. Bunu hastamız yuttum. Bunu yuttu. Mideme indi bu. Bunun tamamını ben kendim düşünüyorum. Şurada duruyor. Mide burada. Bunun tamamını görüyorum ben röntgende. Şurada siz röntgende midemiz. Tamam. Şurada olduğunu görmek istiyorum. Şöyle. Röntgende şu görüntüyü Şuraya görmek yerleşti. İstiyorum. Eğer bu balon buradaysa Okay. Yemek borusu şişirmiyorum. Aşağıdaysa şişirmiyorum. Bu yemek borumu yırtmaz değil mi giderken Hayır, zorlanıp? Hayır, kesinlikle. Siz bunu, onu, öyle bir şey olmuyor. Ama şunu görmek istiyorum. Mide gazı var şurada, fundus dediğimiz. Tamam. Bunun altında yerleştiğini görmek istiyorum. Tamam. Bunu emin oldum. Tamam, yerleşti. Nasıl sıvı doluyor, şişiyor? Buradan, şimdi bu ucundan kendi özel sıvısını veriyoruz. Okay. Bu yaklaşık 5 dakika sürüyor. Hatta ben böyle bir kronometreyle ölçüyorum bazen. Nasıl oluyor diye. 4 dakika 40 saniye. Şişti bu kadar oldu doğru mu? 4 dakika 40 saniye. Yani yaklaşık 5 dakikada o kapsülümüz böyle bir balon haline geldi. Birden bende kaç gram bir ağırlık oldu? Birden siz tıka basa yemişsiniz gibi bir his oluyor. Aa ben tıka basa doydum. Hatta bazı hastamız bunu böyle yarım kuzu yedim. Ya 2 porsiyon işte şey kebap yedim falan. Böyle tıka basa amacımız bu zaten. Açken bile insanlara bir tokluk hissi vermek. Yerimize geçelim balonu aldım. Hayır buyurun. Ya peki bir açlık hormonu var ya bizim. Evet. Midenin o son çıkış grelin, bölümünde. Evet. Grelin hormonumuz. Grelin hormonumuz. Peki o nasıl etki ediyor? Şimdi o bir hormon. Vücut kendisi bunu üretiyor. O açlık hormonu. Hı-hı. Ama ben tok hissediyorum. Koca bir balon var burada evet. 550 cc içi evet. dolu. Şimdi burada önemli olan şöyle bir mekanizma var. Midenin üst kısmında fundus dediğimiz yerde beyinden gelen vagus siniri var. Vagus evet. siniri önemli olan midenin o çeperinin gerilmesi. Hı. Yemek yediğimizde biz özellikle midenin üst kısmı fundus gerildiği zaman Hı. vagus sinirlerine giden uyarıyla beyni tokluk merkezi var. Hı. Her şeyin beyinde bir merkezi var. Açlık merkezi, işte yürüme, konuşma merkezi, düşünme merkezi gibi. Tokluğumuzun da beyinde bir merkezi var. Önemli olan beyne o uyarının gitmesi. Hı. Midemizi gerilmesi, yemek yediğimiz zaman içi dolacak ve gerilecek. Aynı gerginliği balon veriyor ve beynin tokluk merkezine sürekli bir uyarı gidiyor ve sürekli gidiyor. Hı. Ve hastamız kendini sanki tıka basa yemiş gibi. Burada grelin hormonu artık devreye girmiyor bu sebepten dolayı. Çok acıktığı zaman, o zaman. Ya mide sinyal göndermiyor zaten. Göndermiyor çünkü artık tıka basa doymuş hissi gidiyor sürekli beyne o gerginlikten dolayı. Burada ana tokluk hissini verecek şey midenin gerginliği. Peki hocam, şimdi bunu mideme taktık. İlk gün ben nasıl besleneceğim? İlk gün sıvı beslenme öneriyoruz. Önemli olan hani az önce de demiştim ya şu 2 gün böyle bulantı kramp bazı hastalarımızda olabilir. Her hastada olacak değil ama olabilirmiş gibi biz bütün hastalarımızı kabul ederek ilk gün sıvı beslenme öneriyoruz. Tamam. Biraz su içmesini istiyoruz.
miktar olarak da ilk gün mesela 700 mililitre. Biz miktar olarak da kendisine söylüyoruz. İlk gün çok fazla yüklenme ve biraz da kan şekerin düşmesin diye meyve suyu saat başı içmesini istiyoruz. İlk gün böyle. İlk günümüzü böyle geçirelim. Bizim için ilk gün için yeterli. Sonra? İkinci günde su miktarını arttırdık. Artık 1,5 litre çıkıyoruz. İlaveten çorba içmesini öneriyoruz hastamıza. Sürekli bizi arayıp burada fikir alışverişi yapabiliyoruz. Onu ilk iki günde biz yönetmemiz gerekiyor hastanın. Üçüncü gün bunları ilaveten yoğurt ve püre günümüz. Tamam. İşte kabak, havuç, patates bunların hepsinin püresini yapabilir. Yoğurt da yiyebiliyor. Tamam. Birinci, ikinci gündeki şeylerin hepsi zaten gene mevcut. Dördüncü günde katı gıdaya geçiyoruz. Çünkü dördüncü günde de mutlaka geçin diyoruz hastalarımıza. Biz katı gıdaya geçmemiz gerekiyor. Bulantı falan oluyor mu? İki gün olabilir ihtimal olarak hani. Mutlaka olacak değil. Her hastada olmaz ama bazı hastalarda olabilir. Kramp da olabilir. Dördüncü gün katı gıdaya geçtiğimizde bütün şikayetler bitiyor. Yani bir uzun bir oruç gibi düşünelim bunu. Şimdi mesela yaz zamanında işte iftar çok geç oluyor. Tabii. 16-17 saat. 16-17 saat oruç. Oradan hatırlayalım yani. Mesela o uzun aşkta ne oluyor? Akşama doğru biraz böyle midemiz böyle gurulduyor falan. Burada da şimdi hastamız aslında katı gıda almadığı için 2-3 gündür biraz sanki böyle oruç tutuyormuş gibi de bir şey var. Hep bir tokluk hissi var ama katı gıdayı alınca midemiz bir orada bütün bu şikayetler geçiyor. Dördüncü gün sanki bir sihirli değneklemiş gibi şikayetlerin sıfır olduğu bir gün oluyor. Burada biz hastamızı zaten psikolojik olarak hazırlıyoruz. 2 gün ya da 3 gün böyle bir durumun olabilir. Yani peki akabinde bir diyetisyenle çalışıyorlar mı? Mutlaka. Ekibinizde var bildiğim diyetisyen kadarıyla. Diyetisyen ve psikolog var ekibimizde. Psikolog da var. Süper. Çünkü altta yatan davranış, yeme davranışı bozuklukları olabiliyor. Duygusal sebepler olabiliyor. İşte hepimizin başına gelebilir. Bazen moralimiz bozulduğunda kendimizi yemeğe verebiliriz. Bazı insanlar tamamen yemekten kesilebilir ama bizim en çok gördüğümüz şey insanlar kendini yemeğe verebiliyor. Evet. Onun haricinde daha altta yatan sebepler olabiliyor. Çok altta yatan sebeplerde sevgi eksikliği olabiliyor. İnsanlar o eksikliği yemeğiyle gidermeye bilinç altında gidebiliyor. Gece yeme bozuklukları olabiliyor. O yüzden ekipte bir psikolog da olması gerekiyor. Bütün bunları da inmemiz gerekiyor. Hani en temelinde neyi yapmaya çalışıyoruz? Davranış değişikliği yapmaya çalışıyoruz. Yeme davranışı değişikliğini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden diyetisyen takibi, psikolog takibi ve benim kontrolümde sıkı bir 6 aylık bir süreç geçiriyoruz. Burada insanlara daha sağlıklı beslenelim ve daha çok hareket edelim. Tüm bunları hayatına sokmaya çalışıyoruz. Bunlar hayatına girdikten sonra, balon çıktıktan sonra artık kilo almak söz konusu olmuyor. Çünkü o davranışları değiştirdik. Biz onları değiştirmediğimizde insanlar tekrar kilo alabilir. Önemli olan burada balon koymak değil dediğim gibi. Önemli olan bunları hayatımıza... Kararlı olmak. Kararlı olmak. Bunları hayatımıza koyabilmek. Nerede yanlışları vardı? Bunları kendisinde anlayabilmesi. Peki şimdi akıllarına şöyle bir soru gelebilir izleyicilerimizin. Ben onların efendim burada sözcülüğünü yaptığıma göre bunu soracağım. Ya madem diyet yapıyorum, kardeşim o zaman gideyim diyetisyene, kalorimi hesaplasın, egzersizimi versin, zayıflayayım, niye balon taktırayım ki diyebilirler. Bunun için açıklamamız ne? Şimdi zaten bize gelen hastalarımızın neredeyse %90'dan fazlası geçmişinde başarısız diyet girişimleri var. Yani bu geçmişinde başarısız diyet girişimi 6-7 kere geçirmeden benim karşıma gelmiş hasta ben herhalde neredeyse yok gibi yani. Burada tek bir insanın kontrolünde olmak da değil. Hani bir ekibin kontrolünde olmak. Bir de şimdi akıllı tartısı var, akıllı saati var. Aplikasyondan da takip edildiğini bilmek. Ondan bahsetmedik. Şimdi insanlar bak bu önemli. Evet. Mesela bir akıllı saat veriyoruz. Apple marka vermiyor. Evet. Pardon. akıllı saat veriyoruz değil mi? Ondan sonra biz buradan adımını içtiği su miktarına kadar anlayabiliyoruz. Uyduğu saate kadar anlayabiliyoruz. Takip ediyorsunuz. Ediyoruz. Bu takip edildiğini bilmek ve her 15 günde bir kontrole geldiğinde ve arada bizim telefon görüşmeleriyle eskiden biz uyarıyorduk. Mesela kilo vermesini de tartıdan görüyorduk. Ne kadar yağdan verdi, sudan verdi falan. İşte kas miktarı hepsini ölçüp görüyoruz. Kilo vermesi durduğunda dünyanın neresinde olursa olsun tartı çıktığında ben onu sistemden görüyorum. Arıyorum. Sinyal veriyor mu? Şurada bir şöbiyet yiyecektim. Şimdi yapay zeka burada da işin içerisine girdi. Yapay zeka da var. Şimdi saatten mesela uyarı gidebiliyor hastalarımıza. Diyor ki işte ya Levent mesela diyor ki sen ortalama ben mesela günlük 15-16 bin adım atarım. Benim öyle bol yürüyüşüm vardır ve hastalarımıza da adım attırıp fotoğraflarını istiyorum bu arada ben. Levent hocam sıkı takip. Ben sıkı takip. Biz çok seviyorum. Ben de sana atacağım diyorum. Sen de bana at adımlarını. Mesela hayatımıza bir hareket sokalım yani. Bunu yapalım. Bunu ben işte saatten de görebilirim.
Ve saat şöyle bir uyarı veriyor. Ya sen Levent normalde 15-16 bin adım atardın. Hı. Ama sen bugün 5 bin adımda kalmışsın. Eğer böyle devam edersen gün itibariyle sen 15 bin adımı göremeyeceksin. Çık bir yürü diye bir uyarı veriyor mesela Hı. saat. Veya diyor ki sen bugün biraz az su içtin. İstersen biraz daha su iç gibi. Mesela yapay zekanın orada işin içerisine girip uyarılar verebiliyor. Şimdi mesaj da geliyor. İlerleyen zamanlarda bu herhalde sesli mesaj da olacak. Veya hastalarımızın mesela bir takım aklına takıldı bir şey oluyor ama o sırada bizi aramak istemiyor. Saatine danışabiliyor bunu. Benim işte şöyle bir karnımda bir ağrı var, ne yapmam lazım? Yapay zeka ona istersen makale gönderebiliyor. Ha, böyle yani şunları istersen bir uygula ama geçmezse de sağlık ekibinde temasa geç gibi. Hem yutulabilir balon hem de yapay zeka takviyeli. O yüzden doğru mu? Geçmişindeki başarısız diyet girişimlerin biz çok ötesinde bir programın içerisinde almış oluyoruz hastayı. Peki 6 ay sonra çıkardığımızda, ama atıyorum hocam ben normal kiloma geldiysem 3 ay sonra çıkarma şansım, gerçi çıkarmıyoruz vücut bunu onu. Çıkarmıyoruz ama oldu ya, hastamız çıkartmak istediğinde tabii ki mümkün yani. Mümkün. İstediği zaman çıkarabiliriz yani. Orada sorun evet. yok ama çıkarmamıza gerek yok. Evet, Diyarbakır'a dönüyoruz. Diyarbakır güzel yörelerimizden biri. Türkülerine bayılırım, bak aklıma geldi şimdi. Gülşah Hanımcığım günaydın. Günaydın, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, sağ olun, siz nasılsınız? Hamdolsun efendim, bizler de iyiyiz. Buyurun, kilonuz mu var? Kilom var benim. Ben doktora gittim, bana kistim var dedi. Ha, tamam. Ben bu yutulabilir balonları kullanabiliyor muyum? Nerede kistimiz Gülşah Hanım? Rahminde, yumurtalıklarımda. Evet, yok, bizim konumuzla alakası yok onun zaten. Hiçbir. Onun için yarın Aret Hoca'yı da izlersiniz. Programı yarın da izleyin yani, garantiye aldım. Bunu yutabilir misiniz? Fazla kilonuz ne kadar fazla? Ayıptır sormak ama söyle, olabilir. Ne ya kadar? Ben 90 kilodayım. Boyumuzu da söylerse ben vücut kitle indeksini... Bak hocam hemen hesaplıyor vücut kitle indeksini. 90 kilo. Boy. Evet. Boy. Boyumuz ne kadar boy? 1.55. 1.55. Evet. Türk kadını zaten ortalaması 1.60. Dertli dertli söylemeyin yani onu. Şimdi 1.55, 90 kilo. Yaşınız kaç Gülşah Hanımcığım? 23. Ay, gencecik daha. Vücut kitle indeksimiz 37.5 çıktı. Ha. Yani mutlaka bir kilo vermenizi ben önereceğim ki tabii ki. Burada bir doktora başvurmanızda fayda var. Eğer ameliyat istemiyorsak, ameliyatsız bir obezite tedavisi yöntemi arıyorsak tabii ki mide balonunu ben size burada önereceğim. Evet. Siz evli misiniz? Ben de. Evli misiniz? Bekarsınız. Evet, evliyim. Ha, evlisiniz. Bebek var mı çocuk? Evet, 2 yaşında bir çocuğum var. Ha, doğumda da belki kilo aldı hamile. Tabii ki yani o da çok önemli faktör. Peki Gülşah Hanımcığım, duydunuz. Biraz beden kitle indeksiniz yüksek. Hocamın tavsiyesi bu yönde oldu. Sevgilerimi iletiyorum Diyarbakır'a size. Allah'a emanet olun. Şimdi gencecik. Daha evet. 23 yaşında. Evet. Muhtemelen hamilelik, doğum, emzirme süreci. Hadi onu da soralım. Doğumdan ne kadar sonra, hani biz hanımlar o hamilelikten sonra hı hı. o dönemde hı hı. emzirme, 9 ay 10 gün yedik, içtik, kilo aldık. Doğumdan ne kadar sonra takdir? 6 ay. 6 ay bekleyeceğim. En azından bir 6 ay bekliyoruz. Geçmişinde mide ameliyatı varsa, aktif kanser hastalığı varsa Allah korusun. Hı. Hamile ise, emzikli ise 6 ay bekliyoruz. Hı. Onun haricinde geçmişinde çok ciddi bağırsak ameliyatları geçmişi varsa onu da bizim öğrenmemiz, bilmemiz gerekiyor. Tamam. Çok ciddi hani geçirilmiş, ard arda geçirilmiş bağırsak ameliyatları varsa sonuçta bu bağırsak yoluyla atılacağı için onlara da önermeyiz bu yutulabilir mide balonunu. Onun haricindeki bir kontraindikasyonumuz yok. Hepsini yapabiliriz. 6 aydan sonra da balonumuzu yapabiliyoruz. Evet, vallahi süremiz bitti diyor Vesile. Şahane konuşuyorduk ama artık başka bir yayın daha, artık kısmet. Benim için bir zevkti. Şahaneydi. Çok teşekkür ediyorum Levent ederim. Hocam. Sağ olun, var olun. Siz de. Sevgili seyirciler, yarın Doktor Aret Kamar üreme sağlığı ile ilgili bölümde hani partner sunucumuz biliyorsunuz ama çok uzun bilgi verecek ama bugün bir şöyle küçücük beyefendiler için azospermiyi anlatacak bize birkaç dakika. Akabinde ortopedi ve travmatoloji uzmanımız operatör doktor Ahmet Özyazgan bizlerle olacak. Efendim, kök hücre tedavisiyle neler neler tedavi ediliyor onu anlatacak, izliyoruz. Azoospermi
erkeğin boşaldığı zaman dışarıya sperminin hiç gelmemesi, sadece bir sıvı gelmesi durumundur ki bazen sıvı da gelmeyebilir. Temel olarak iki şekilde oluyor. Bir tanesi testislerde, erkeğin yumurtalıklarında sperm yeteri kadar yapılamıyor ya da hiç yapılamıyor oluyor. Bu yüzden dışarıya gelmiyor. İkincisi, aslında sperm testislerde düzgün yapılıyor ama onları dışarıya taşıyan kanallarda doğuştan ya da sonradan olan bir tıkanıklık oluyor ve bu spermin dışarıya aktarılması imkansızlaşıyor. Dolayısıyla biz azoospermisi olan, yani dışarıda spermi hiç gelmeyen bir erkekte yapacağımız bazı testler var. Bir tanesi ve tabii ki kesinlikle erkeğin sağlığı, genel vücut sağlığı yerinde mi diye bakmak. İkincisi tabii ki sperm tahlili yapılacak. Çünkü dışarıdaki laboratuvarlarda bazen sperm çok çok az olduğu zaman normal sperm tahlilinde sperm bulunamayabiliyor. Ama tüp bebek merkezindeki arama yöntemlerinde bir tane, iki tane, üç tane sperm de olsa biz bunları bulup boşu boşuna erkek ameliyat olmadan onu normal sperm tahliliyle ve hatta o verdikleri spermlerdeki spermleri dondurarak ve biriktirerek ameliyattan erkeği kurtarmış olabiliyoruz. Üçüncüsü, genetiklere bakmak lazım. Acaba erkeğin genetiğinde problem vardı ama spermi geliyor. Dördüncüsü, hormonlara bakmak lazım. Acaba biz bu spermi vücut iyi uyarmadığı için mi üretmiyor? Biz ilaç vererek spermi arttırabilir miyiz? Bütün bunların sonunda erkeğin ameliyatla mı sperminin alınacağı ya da dışarıya gelen spermle mi bu işin yapılacağı anlaşılmış oluyor. Genel olarak şunu bilmek lazım. Azoospermisi olan, yani spermi dışarıya hiç gelmeyen erkeklerin %60-65'inde yapılan çalışmalarla, tedavilerle ve gerekirse test ameliyatıyla sperm bulunabiliyor. Evet sevgili seyircilerimiz, kök hücre konuşacağız. Kök hücre tedavisi nerelerde kullanılıyor, bunu konuşacağız. Operatör doktor, efendim ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Ahmet Özyazgan konuğumuz. Bizi arayın 0212 702 1777. Tepeden tırnağa ağrılarım var diyorsanız, belimde fıtık var, boynumda fıtık var, kalçamda kireçlenme var. Hepsini sorabilirsiniz. Malum bir ortopedi uzmanımız var ama stüdyoda da o ortopedi uzmanı gerekli olabilir. Çünkü asistanımız sevgili Melisa az önce bize kalem yetiştirirken düştü. İyi olacak hastanın Melisa'cığım, doktor programına gelir, bakacağız sana birazdan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun Meral Hanım. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bu arada pembe bir kravatla gelmiş hocam duyarlılığıyla. Evet, malum Ekim ayı. Meme kanseri farkındalık ayı. Atıfta bulunmak istedim ben Çok de. Çok iyi yaptınız. Hakikaten önemli bir konu. Kesinlikle. Biz de önümüzdeki hafta pazar günümüzü tamamen bu konuyu ayırdık. Bu konuyu uzun uzun işleyeceğiz. Sevgili Melisa, iyisin değil mi? İyiyim. Kırık çıkık yok. Ha. Bakalım, burayı alıp tedavi edelim. Hemen. Peki hocam, şimdi kök hücre son evet. yıllarda çok revaçta ama herkes bir şeyle kök hücreyi karıştırıyor. Bir PRP var, evet. bir kök hücre var. Evet, maalesef çok karıştırılan iki ayrı olgu. Öncelikle teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz efendim. PRP kök hücre değildir efendim. Şimdi PRP küçük kendi tüpleri, kitleri vasıtasıyla hastadan kan alınmak suretiyle, bu alınan kanın özel bir santrifüj yöntemiyle 10-15 dakika gibi ayrıştırılmasından sonra evet. kırmızı kan hücrelerinin bertaraf edilip beyaz plazma kısmının alınarak hastaya nakledilmesini içeren bir tedavi şekli. Bu da bir tedavi şekli. Hı hı. Fakat kök hücreyle eşdeğer bir tedavi şekli değil. Kök hücre kişinin kendi vücut yağlarının alınmasıyla oluşturulan özel bir tedavi şekli. Yağlarla mı? Evet efendim, yağdan alınıyor. Nereden yağlardan? Kişinin göbek bölgesinde, özellikle hanımefendilerin doğumdan sonra spor da yapsa, diyet de yapsa atamadığı dirençli göbek bölgesinde hormona bağımlı yağlar vardır. Hanımefendiler bilirler. Kadınlar doğumdan sonra o doğum kilolarını atabilmek için diyet yaparlar, spor yaparlar. Kadının yüzü küçücük kalır, işte kolu incelir, baseni bacakları incelir ama göbeği üstünde böyle yapışır kalır değil mi? Bir türlü gitmez. İşte o östrojenle alakalı evet, değil mi? Evet, hormona bağımlı yağları. Biz
ince iğnelerle, tam şu kalemin ucu inceliğinde, incecik iğnelerle çekerek alıyoruz. Hem zayıflatıyoruz hastamızı, hem şekillendirip inceltiyoruz. Hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip yine incecik iğnelerle hastamızın problemli olan bölgelerine tek tek nakil yapıyoruz. Örnek verelim. Tek seansta oluyor mu? Tek seansta, evet. PRP ile farkı da zaten buradan geliyor. PRP 3 seans, 5 seans, 10 seans gibi çoklu seanslarla uygulanabilirken kök hücre tedavisi tek seferde olabiliyor. Onun için yurt dışı veya şehir dışından gelen misafirlerimizin işlerini tek seferde çözüp sağlıklarına, sevdiklerine kavuşturabiliyoruz. Bu sayede ne hastanın ne de hasta yakınının ekstradan bir zaman kaybı olmamış oluyor. Şimdi doğru mu anladım? Atıyorum, ben çok videolarınızı falan da izledim, evet. Okudum hakkınızda birçok şeyi de. Atıyorum, benim belimde fıtık var. Evet. L4, L5. Harbiden var bak, yalan yok. Geçmiş olsun. Ha, ya da boynumda fıtık var. Evet. Bende boyun düzleşmesi var. Çok sık anemnezi verdim yayında. Omuzumda rötator manşet var. Veya donuk omuza dönebilir. Oo, neler yok ki. Şimdi bunların hepsi var. Dedim ki ben kök hücreyle tedavi olabilir miyim? Evet. İlk sorun bu olsun. Ardından da tedavide kalktım geldim. Dedim ki Ahmet Hocam, yağ alacağız. Maşallah yağ alınacak yer alan da var. Evet. O yağ nereden alındığı mesela önemli mi? Ya da bütün bu eklem rahatsızlıkları. Şimdi şöyle izah edeyim durumu. Kişinin vücudunun birçok bölgesinde yağ var. Yani kolumuzdan da yağ alınabilir, basenimizden de alınabilir, ne bileyim kalçadan da alınabilir. Fakat göbek bölgesindeki yağların özelliği hormona duyarlı yağlar olduğu için göbek bölgesindeki yağlar liposuction'la çekilip çöpe atılamayacak kadar değerli, bizim gözümüzde altın litir. Tabii ki, çünkü göbek bölgesindeki yağların içerisinde enzimler, hormonlar, mineraller, büyüme faktörleri, kısacası gençlik aşısı, gençlik iksiri var. Biz hastalarımızın eş zamanlı olarak birçok işlemini aynı anda yapabiliyoruz. Mesela biraz önce siz konuyu açtınız. Evet. Sizin örneğinizden alalım. Evet. Diyelim ki Meral Hanım'ı ben tedavi etmek istiyorum normal şartlarda. Tamam. Hastanın bel fıtığı için ayrı bir doktora gitmesi lazım. Tamam. Boyun fıtığı için ayrı bir seansta ayrı bir doktora gitmesi lazım. Omuz rotator kaf yırtığı için ayrı. Kalça veya diz kireçlenmesi için ayrı. Fakat bizim işimizin konforu şurada. Ne? Meral Hanım, biz hastamızın bu kompleks bütün problemlerini tek seansta bir saat içerisinde çözebiliyoruz. Yani ben hastamın hem bel fıtığını, hem boyun fıtığını, hem kalça diz kireçlenmesini, hem omuz ağrısını, hatta birazdan anlatacağım size bazı estetik uygulamalarını onları da anlatacağız. Yapabiliyoruz. Yani cilt gençleştirme gibi veya çeşitli estetik uygulamaları da ameliyatsız kök hücre tedavisiyle eş zamanlı yapabiliyoruz. Çünkü artık vakit nakittir, biliyorsunuz. Zaman her şey. Ya hem konfor, evet, önemli. Kesinlikle. Yani çalışan bir hanımı ya da beyleri düşünün. Yoğun çalışıyorlar. Peki şimdi geldik. Evet. Enjeksiyonla doğrudan yağ çekiyor musunuz? Şimdi önce hastamızın çok muayenesinden sonra, muayenede kafasına takılan bütün soruları A'dan Z'ye kadar sorduktan sonra, mutabık kaldıktan sonra hastamıza önce bir ücretsiz check-up yapıyoruz. Hastanın saçının ucundan tırnağının ucuna kadar bütün tahlillerini, tetkiklerini, filmlerini sıfırdan, sil baştan yenileyip bir rapor halinde hastamıza iletiyoruz. Çünkü hastanın unuttuğu veya gözden kaçırdığı şeyler olabilir. Tahliller, görüntülemeler, evet, böyle aynen mi? Aynen öyle. Her şeyini yapıyorsunuz. Gün yüzüne çıkartıyoruz. Arkasından hastamıza narkoz vermeden hastamızı ameliyathanede steril, hijyenik şartlara indiriyoruz. Sedasyon da mı yok? Sedasyon yapıyoruz zaten. Heh, onu sorayım. Yani narkoz vermiyoruz. Sedasyonun farkını söyleyeyim mi? O böyle hafif bir uyku hali böyle. Aynen öyle. Ne güzel hava falan oluyorsunuz. Hastamız gözlerini kapatıp rüyasını gördüğü esnada şu kalemin ucu inceliğinde incecik iğnelerle göbek bölgesinde var olan fazla yağları çekerek alıyorum. Hem zayıflatıyorum hastamı, hem şekillendirip inceltiyorum. Hem de aldığımız bu yağlardan oluşturduğumuz saflaştırılmış kök hücreyi hastamızın gözünün önünde yapıyoruz bu arada. O iğnenin ucu ne kadar, bir daha gösterelim. Tam şu kalemin ucu inceliğinde. O insülin iğnesi kadar mı? İnsülin iğnesinden hallice. Ha, öyle kocaman bir iğne değil. Hayır hayır, küçük. Valla hepsini soruyorum, merak ettim şimdi. Şimdi hastanın hiçbir yerini kesmeden, dikmeden, biçmeden, protez platin takmadan, narkoz vermeden, dikiş atmadan ve hastanede yatırmadan hastamızın bütün sorunlarını çözüp sağlığına, sevdiklerine aynı gün içerisinde kavuşturabiliyoruz.
Yağ çektik. Evet. Hiçbir işlem yapılmıyor mu o yağ? Hayır, olur mu? Özel cihazlarımız marifetiyle. Şimdi oraya bir virgül koyalım. Evet. Bak orası çok önemli. Almanya'dan Aynur Hanım aramış, diyor ki çok beklemeyeyim diyormuş. Alın beni yayına. Dönelim evet. mi? Aynur Hanımcığım günaydın. Günaydın efendim. Ay ne güzel günaydın dediniz öyle Aynur Hanım. Buyurun. Buyurun. Ben Almanya'danım ama buraya izine geldim. Edirne'de kalıyorum. Çok güzel. Yani iki dizimde kıkırdaklarım bitmiş. Oy kıyamam. Hani, buraya gelirken Almanya sigorta bize kağıt vermiyor. Türkiye'de muayene olalım diye. Ben şimdi burada 2-3 yere gittim. İlle platin diyorlar. Benim yaşım 73 olduğu için platin Maşallah. İstemiyorum. Yalnız yaşıyorum. Ben 40 ücre istiyordum. O zaman doktorumuza diyorsunuz ki dizlerimde kıkırdaklar bitti. 73 tamam. yaşındayım. Acaba kök hücreyle ben tedavi olur muyum? Doğru mudur? Evet. Tamam Doğru. Aynur teyzem. Tamam. Efendim. Tamam. Sorunu soracağım. Almanya'ya dönüş ne zaman? Ben istediğim kadar kalabilirim. 2 gün. Emekli sanırım. İstediğim kadar kalabilirim diyor. 2 gün dedi. Hayır, istediğim kadar kalabilirim. Hayır, istediğim kadar kalabilirim. Benim kulaklar gitmiş oraya, kök hücre var mı onu da sorayım. Peki, istediğin kadar kalabilirsin. Bu diz kapaklarında, dizlerine evet. Kök hücreyle tedavi olur mu? Aynur teyzem bunu öğrenmek istiyor bizden. Peki Aynur teyzem, öpüyorum güzel yanaklarından, Allah'a emanet ediyorum seni, hocama da soruyorum. Çünkü bu yaşlarda çok bizim sık gördüğümüz bir çok problem. Var. Evet. Diz kireçlenmesi. Şimdi Aynur Hanım'a öncelikle geçmiş olsun dileklerimle. Bütün herkes için anlatıyorum bunu. Müslüman Türk toplumlarının ibadet şekli yerde olduğu için özellikle ev hanımlarının temizlik yapması çok titiz bizim hanımlarımız biliyorsunuz. O halının canını çıkartıyor dizlerini yere koyarak. Tabii. Gençken işte çocuğun, yapıp. Çocuğun altını değiştirmeler işte o çocuklar büyüyene kadar o hanımlar neler çekiyor da o çocuklar büyüyor değil mi? Ne oluyor? Bir yaştan sonra çocuklar büyüyor, okuyor, evleniyor, yuvadan kuşlar uçuyor ama o sağlık problemleri maalesef miras olarak Tabii. kalıyor. Şimdi Aynur Hanım'ın anladığım kadarıyla, ifade ettiği kadarıyla dizlerinde kıkırdak zedelenmesi, kireçlenme rahatsızlığı var. Şimdi yaşımız ilerlediği zaman nasıl cildimiz kırışıyorsa, saçımız, sakalımız nasıl beyazlıyorsa bizim eklemlerimiz, kemiklerimiz de sıvı kaybından dolayı kireçlenerek yaşlandığını belli ediyor. Şimdi hanımefendiler mesela cildine bakım olsun diye bir krem bakımı yapabiliyor, saçına bir boya bakımı yapabiliyor. Tabii. Hiç uzağa gitmeyelim. Sokağa karın kışın çamurun altına koyduğumuz araçlara bile bir yaz, bir kış, yağ, su, antifriz Tabii. gibi bakım Tabii. yapabiliyoruz da. En değerli hazinemiz Allah'ın bize emaneti olan bu vücuda neden bakım yapmayalım? Şimdi normalde Aynur Hanım gibi birisi bakın biraz önce kendisi diliyle ifade etti. Herhangi bir klasik tedaviye gitmiş olsa hasta bıçak altına yatacak, protez platin takacak en az 6 ay 1 sene. Hastayla birlikte hasta yakını da şu suyunu, çayını, çorbasını, ilacını verecek diyecek ki açık ameliyat bu. Fakat kök hücre tedavisi ile hastamız ameliyatsız bir şekilde tedavi olabilir. Nasıl olabilir? Dizde nasıl yapıyorsunuz? Dizlere şöyle ifade edeyim efendim ben. Diz eklemini yandan baktığınız zaman kapının menteşesine benzetiyorum evet. ben. Kapının menteşesi gıcırdadığı zaman tepesine bir damla yağ damlattığınızda nasıl gıcırdaması kesiliyorsa göbek bölgesinden aldığımız yağların kayganlaştırıcı etkisinden dolayı Hı-hı. hastalarımıza oluşturduğumuz kök hücre etkisi, kayganlık etkisi yaratarak orada protez platin ihtiyacını ortadan kaldırıp hastamızı ameliyatsız bir şekilde sağlığına, sevdiklerine, yuvasına kavuşturabiliyoruz. Bu kalıcı bir tedavi mi tekrar etmek gerekiyor? Kalıcı bir tedavi mu? Ama mi? Bir şartımız var. Ha, nedir? Hasta düşmezse, vurmazsa, kırmazsa kalıcı bir tedavi. Ama hasta herhangi bir darbe alır çünkü kök hücrelerin orada nüfuz etmesi kalması gerekiyor. Diyelim ki hasta bir kaza geçirdi veya yüksekten düştü. Kök Allah hücreler korusun. Oradan Allah korusun çıktı. Bu sefer tekrarlanması gerekir. Yani sabitlendiği yerde kalması gerekiyor. Evet. Doğru Çünkü mu anladım? Çünkü vücudun kendi hücreleri olduğu için biyo uyumluluk dediğimiz bir olay var. Çünkü aldığımız yağların içerisine biz 1 gram bile ilaç ya da kimyasal madde koymadan hastamıza özel saflaştırılmış gençlik aşısı kök hücre halinde veriyoruz. Onun için hiçbir alerjik reaksiyon veya yan etki riski yok kök hücrenin. Ya bu bir dokunakli değil, kalıyor. Kendi vücudundan aldım. Evet. Dokuyu
farklı bir bölgede kullanmış oluyoruz. Aynen doğru öyle. Mu? Aslında kendi vücudundan nakil yapıyoruz. Başkasından tabii. alıp başkasına vermediğimiz için herhangi bir organ reddi veya doku reaksiyonu tabii. da gelişmemiş tabii. oluyor. Onun için biyo uyumlu oluyor. Hastanın kendi hücreleriyle kendisini iyileştirmiş oluyoruz. İki dizi aynı gün yapabiliyor musunuz? İki dizi aynı gün yapabiliyoruz. Hatta biraz önce arz ettiğim gibi bel boyun fıtığı ve kireçlenme rahatsızlığını da aynı seansta aynı gün yapabiliyoruz. Şimdi ben Aynur Hanım'ın bir sorusu var. Müsaade lütfen, ederseniz lütfen, ona buyurun, da buyurun. Cevap vermek istiyorum. Lütfen. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, gurbetçi vatandaşlarımızın orada yurt dışı sigortaları ve seyahat sigortaları kök hücre tedavisinin ödemesini karşılıyor. Öyle mi? Evet. Yurt dışındakilerin. Evet, biraz önce onu da sordu evet, hastamız. Evet, evet. Yani Türkiye SGK'sı değil ama yurt dışı sigortalar karşılıyor. Karşılayabiliyor. Seyahat sigortası olduğu bizi, takdirde bütün karşılıyor. Bütün Avrupa, Türkiye Cumhuriyetleri izliyor. O kadar çok arıyorlar ki, bana evet. o kadar çok yazıyorlar ki, izledikleri için biliyorum. Özellikle biliyorum ki birçok uzmanınızı da arıyorlarmış, onu da duydum. Şimdi hocam, siz az önce dediniz ki tabii ki yağ alıyoruz ameliyathane ortamında. Evet. Küçük bir sedasyonla. Biz onu bir işleme tabi tutmak zorundayız. Kesinlikle. Tabii. O nasıl bir işlem? Şimdi alınan yağların içerisinde ufak ufak kılcal damarlardan ince ince kanamalar da geliyor, takdir edersiniz tamam. ki. Bizim aldığımız yağ 5 litre, bilemediniz 6 litre bir yağ alıyoruz. O kadar alıyor musunuz? Şimdi biraz önce sizin örneğinizden bahsedeyim mesela. Hem bel fıtığı, hem boyun fıtığı, hem omuz rotator kaf yırtığı, hem kalça ve diz kireçlenmesi olan bir kişiye, bir de diyelim ki cilt gençleştirme, saç gürleştirme veya bir estetik işlem olursa miktar artınca oran da artıyor. Ayol bir anda evet. göbek möbek dümdüz olur. Evet, yani hastamızı hem zayıflatmış oluyoruz, fit manken gibi ince genç kız beli haline getiriyoruz. Hem de aldığımız bu yağlar bizim için altın değerinde olduğu için bu yağları saflaştırılmış kök hücre, gençlik aşısı, gençlik iksiri haline getirip hastamızın problemli olan bölgelerini ince iğnelerle nakil yapıyoruz. Yani hastanın gözünün önünde, hasta sedasyon altındayken, herhangi bir narkoz ve bıçak altına yatmadan hastamızı aynı gün sağlığına, sevdiklerine, yuvasına kavuşturabiliyoruz. Bunun Şimdi, için bana bir gününü ayırması yeterli hastanın. Bir gününü ayıracak. Evet, sabah gelen hasta, ben şu şekilde düsturumla onu da söyleyeyim. Hastamın gün boyu aç kalmasını asla kabullenmiyorum. Çünkü takdir edersiniz ki bunu kronik rahatsızlığı olan insanlar tercih ediyor. Yani ameliyat olmak istemeyen veya ameliyat olamayacak durumda narkozun altına imza atmak istemeyen kişiler. Çünkü bizde imza falan da yok. Herhangi bir imza almıyoruz. Çünkü ameliyat etmiyoruz. Bu tarz insanlar tercih ediyor. Girişimsel bir tedavi mi? Evet, girişimsel bir tedavi yöntemi. Bu bir ameliyat değil. Bu açık bir cerrahi değil. Onun için bu tarz insanlar tercih ediyor genelde kök hücreyi. Ameliyat olmayı tercih etmeyen insanlar hem risk altına girmek istemiyorlar hem de ameliyat olduktan evet. sonra rehabilitasyon gibi, kontrol gibi süreçlerle zaman kaybına uğramak istemeyen, o riski almak istemeyen insanlar kök hücre tedavisiyle iyileşebiliyorlar. Peki, ben şimdi bir gazeteci olarak şu soruyu da özellikle soracağım. Yeni tedavileri evet konuşuyoruz, sizi bilgilendirmek istiyoruz ama bunun bir komplikasyonu var mı? Efendim, eğer hastamız benim söylediğim uyarıları dikkate alıp 3 günde bir 2 defa pansuman yaptırırsa, o yağları aldığımız incecik iğne yerine enfeksiyon kaptırmazsa, herhangi bir enfeksiyon riski yok. Tamam. Yani çünkü açık kocaman bir cerrahi işlem yapmıyoruz, hiçbir yere dikiş atmıyoruz. Bunun tek komplikasyonu enfeksiyon olabilir. Tamam. Orada da biz hastalarımıza pansuman yapıp orayı steril ve hijyenik şartlarda kullanmasını istiyoruz. Peki yağın enjekte edildiği yerde bir sıkıntı, orada hani onu kabullenmese dokuyu atıyorum. Şimdi güzellik kısmına geleceğim. Hanımlar evet. onu çok merak ediyorsunuz biliyorum. Atıyorum göz altlarımız belli bir süre sonra bizim çöküyor. Evet. Değil Herkesin, mi? Herkesin, sadece hanımların değil. Oraya bu yağları uygulamak mümkün mü? Bak mesela işte dudak dolgusu falan yaptırılıyor. Şu nazolabiyaller, marioneteler. Evet. Bilirim bak ben bunların hepsini. bunlarda sıkıntı olabiliyor. Mesela bunlara kullanılabiliyor mu? Kullanılabiliyor, evet. Oralar mesela gözümün altına yapıldı diyelim hocam. Evet. Orada birkaç gün böyle morluk, şişlik böyle bir şey olabilir mi? Şimdi ben tekrar bir önceki sorunuza dönerek tamam, cevaplayayım hadi dönelim. Bunu.
Şimdi yağların içerisinden eritrosit ve kan hücrelerini tamamen arındırdığımız için herhangi bir morluk, herhangi bir sararma, şişme vesaire olmuyor. Çünkü kişinin kendi hücresi, yani sizden alıp işte kardeşinize veya başka birisine nakil yaparsak öyle bir durum olabilir. Ha, ama benim kendim... Ha. Ama sizin kendi hücrelerinizi alıp yine size verdiğimiz için herhangi bir organ uyu, doku uyumsuzluğu kesinlikle ve kesinlikle olmuyor. Bu konuda net bir bilgi var, onu da söyleyeyim size. Tamam. Herhangi bir komplikasyon gelişmez. Morarma veya şişme, herhangi bir komplikasyon olmaz. Tek komplikasyonumuz enfeksiyon olabilir. Göbekten yağ aldığımız ve enjekte ettiğimiz yerler, enjekte ettiğimiz iğneler insülinden bile daha ince, saç kılından bile 40 kat daha ince özel iğnelerle yapıyoruz. Yani enfeksiyon riski varla yok arasında. Ama pansuman ve evet, iyi bakmak lazım. Antibiyoterapi ve pansumanla biz bunu engellemeye çalışıyoruz. Ha, bugüne kadar başıma geldi mi? Bir kere geldi. Hastam unutmuş yazıyla verdiğim halde. Biraz ihmal etmiş ama onu da çözdük, üstesinden geldik. Peki hocam, mesela atıyorum bu işlemi yaptırdık. Hani bir günde işte belime yaptırdım ya da omzuma yaptırdım ya da boyunma yaptırdım ya da göz altıma yaptırdım falan filan vesaire. Bunu yaptırdım. Evet, enfeksiyon riskine karşı pansumanlarımı düzenli yapacağım, temiz bakacağım. Evet. Ama mesela duş alabiliyor muyum? Atıyorum uçağa binebiliyor muyum? Hani sağlık turizmi için gelenler de var malum, şehir dışından gelenler var. Ya da yaz ayları denize, havuza girebiliyor muyum? Beslenmeme dikkat etmem gerekiyor mu? Çok su içmem gerekiyor mu ödem tarzı konular için? Şimdi herhangi bir ödem olmadığı için ben normal hayatında ne yiyorsa, ne içiyorsa hayatına aynı kaldığı yerden devam etmesini istiyorum. Yani özel bir diyet veya özel bir egzersiz programı vermiyorum. Tamam. Hastamız aynı gün seyahat edebiliyor. Ha. Benim yurt dışından gelen bir hastam geldi. Çok yoğun bir iş adamıydı. Evet. Sabah geldi, işlemini yaptırdı. Gece son uçakla bindi, tekrar Almanya'ya gitti. Yani aynı gün seyahat edebiliyor. Tamam. Hastaneye bağımlı değil. Tamam. Onun dışında hastanın pansuman yaptırmak dışında herhangi bir bağımlılığı yok. Onu da söyleyebilirim. Yani herhangi bir sağlık kurumuna veya herhangi bir hastaneye pansuman yapmak dışında hiçbir bağımlılığı yok. Ne film çektirmek için gidiyor, ne kontrol olmak için gidiyor. Benim 6 ay sonra bir rutin kontrolüm var. Onu da %99 hastam arıyor beni yurt dışından veya şehir dışından. Ben çok mutluyum. Şu anda gelemeyecek durumdayım. Yazın bir kahvenizi içmeye uğrarım yaz tatiline geldiğim zaman diyor genelde o şekilde. Onun Peki. için hastalar beni genelde bir veya iki defa görür. Güzellik için başka nerelerde kullanılıyor? Duyduğum kadarıyla göğüs içinde. Evet, şimdi onu da izah edeyim. Son yıllarda özellikle silikon meme protezi ve özellikle popo estetiği çok ön plana çıkan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Genç kızlar çok meraklı oldu. Şimdi diyelim ki bir hanımefendi doğumla birlikte, birkaç tane doğum yapmış bir hanımefendi, meme dokusu yer çekiminin etkisiyle haliyle sarkıyor doğal olarak ve deforme oluyor. Hı hı. Şimdi ben meme dokusu büzüşüyor ve ufalıyor biraz, büzüşüyor açıkçası. Hı hı hı. Normal şartlar altında silikon meme protezinde şuradan böyle kocaman bir kesikle içerisine silikon meme protezi takılması Tabii. gerekiyor. Ve bunun tekrar değiştirilmesi gerekiyor haliyle. Çünkü o takılan protez, insan yapısı bir metal cisim, bir cisim sonuçta değil mi protez? Bu da ikinci, üçüncü ve mükerrer ameliyatlara sebep oluyor. Biz kök hücre tedavisiyle göbek bölgesinden aldığımız doğum kiloları vasıtasıyla hanımefendilerin bel bölgesini inceltip manken gibi ince genç kız karnı haline getiriyoruz ve aldığımız bu yağları da atmıyoruz. Bu yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip büzüşmüş meme dokusunun içerisine nakledip meme dokusunu dolgunlaştırıp bir balon misali şişirerek silikon meme protezi yerine kök hücre, kişinin kendi hücreleriyle meme dolgusu yapabiliyoruz. Peki şimdi malum meme kanseri farkındalık ayındayız. Östrojenden zengin olduğunu söylüyoruz. Evet. Karın yağları. Onları arındırıyoruz ama. İşte onu soracağım. Onu arındırıyoruz. Yani bütün her şeyden bertaraf ediyoruz. Bakın biraz önce de arz ettim. Hem kan, eritrosit hücreleri hem oradaki hormonların hepsini enzimatik yolla yıkayarak saf kök hücre haline getiriyoruz. Yani alıp 6-7 litre yağ zaten hepsini veremiyoruz ki. Bunun %40'ı zaten gidiyor. Ha, pire onlar, var oradan. Tabii. Yani zaten bir meme için diyelim ki
350-400 cc kadar bir kök hücre dolgusu yapıyoruz. Bu sayede meme dokusu genç kızlığındaki gibi kozmetik olarak daha cazip, daha dolgun ve hanımefendiler biliyorsunuz duygusal varlıklar. Kendisine baktığı zaman kendini iyi hissetmek tabii, ister, özgüvenli hissetmek ister. Keza aynı şekilde popo dokusu da özellikle diyabet hastalarında tip 2 yağ dokusu olduğu için popo bölgesindeki yağlar hızlı bir şekilde eriyor. Ne oluyor şeker hastalığında? Hastanın karnı kocaman oluyor. Elma tipi. Elma tipi yağlanma. Karnı kocaman, affedersiniz pantolonu giydiği zaman pantolon belinden düşecekmiş gibi hissediyor. Erkek olsun, bayan olsun. Biz göbek bölgesindeki yağları aldığımız zaman toksik etkiyi ortadan kaldırdığımız için hem diyabet riskini azaltıyoruz. İnsülin kullanan hastalar hapa geçiyorlar bakın. Hap ihtiyacını azaltıyoruz. Hem de göbek bölgesinden aldığımız yağların kök hücreye dönüştürülmesiyle popo bölgesine... Beyler de yaptırıyor mu? Yaptırıyor efendim. Aa, şu anda beyler de yaptırıyor. Demek öyle. Evet. Beyler de yaptırıyor. Popo bölgesine ince iğnelerle nakil yaptığımız için daha dolgun bir kalça haline getiriyoruz. Yani hastaya taahhüdümüz şu. Kemersiz bile bir kot pantolonu giydiğiniz zaman belinizde kalıp gibi durabiliyor. Ama hakikaten bazı beyefendilerin diyabetle ilgili demek ki o değil mi? Var, abdominal evet. yağlanma çok fazla. İncecik bacaklar, karın bölgesinde çok ciddi bir yağ var. O oran sorunu da sıkıntı olabiliyor biliyorum. Maalesef. Peki şimdi ne dedik? Ortopedik sorunlarda kireçlenme... Evet. Değil mi? Bunlar da kullanılabiliyor. Estetik alanda kullanılabiliyor. Evet. Nörolojik hastalıklardan MS'de mi kullanılıyor? MS, ALS, DMD, FSH'de ve bazı parsiyel felçli hastaların giriş kısımlarında kullanılabiliyor. Şimdi kök hücre tıbbın geldiği şu anda son nokta. Evet. Şu anda klasik tıbbın aciz kaldığı, çözemediği, tedavisinin hiç olmadığı, ilacının olmadığı birçok rahatsızlık var. Mesela MS, ALS ve kas hastalıkları bunlardan birkaç tanesi. Şimdi biz hastalarımızda nöromüsküler kavşak dediğimiz sinirler elektrik kablosu gibidir. Elektrik kablosu şu ışığa gitmese nasıl ışık çalışmaz, klimaya gitmese klima çalışmaz. Biz sinir bölgesindeki uyarıyı ortadan kaldırdığımız zaman orada işte kas bölgelerinde sapmalar ve gevşemeler oluyor. Ne oluyor bu sefer? Kaslarda zayıflamalar ve güçsüzleşmeler ortaya çıkabiliyor. Evet. Özellikle ALS gibi, FSHD gibi, DMD gibi, MS gibi hastalıklarda biz hastaların göbek bölgesindeki yağları alarak hem zayıflatıyoruz, hastamızın kilogramını da azaltmış oluyoruz. Hem şekillendirip inceltiyoruz, hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip hastamızın kas sinir bölgelerine ince iğnelerle tek tek nakil yapıyoruz. Bu sayede ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız, protezsiz, platinsiz, kansız, dikişsiz bir şekilde hastamızı sağlığına, sevdiklerine, yuvasına kavuşturabiliyoruz. Bunun için bana hasta bir gününü ayırması yeterli. Bir gün? Bir gününü evet ayırması yeterli efendim. Peki, diyabet hastalığında kök hücrenin yerine? Şimdi göbek bölgesinde biriken yağlar, belirli bir süre sonra toksik etki oluşturuyor ve insülin rezistansına sebebiyet veriyor. Evet. İnsülin rezistansı olduğu zaman kişi mecburen insülin kullanmak zorunda kalıyor. Kişinin kan şekeri birden tepeye fırlıyor. İnsülin pankreas hormonunun organından salgılanıp yeterli hale gelemiyor. Evet. Yeterli hale gelemediği zaman şeker hastası olan hastalarda bir süre sonra insülin kullanmak veya hap kullanma ihtiyacı hasıl olabiliyor. Şeker hastalığında göbek bölgesindeki yağların toksik etkisinden dolayı birçok damarsal probleme sebep oluyor. Mesela hastanın gözüne giden damarlarda tıkanıklık olduğu zaman ileri derecede Allah korusun körlük olabiliyor. Tabii. Mesela böbrek rahatsızlıklarına sebep olabiliyor. İşte cinsel fonksiyon bozukluklarına sebebiyet verebiliyor. Veya özellikle sigara kullanan hastalarda... Sağlığa zararlıdır. Sigara sağlığa zararlı kesinlikle. Ayak bölgesindeki damarlarda tıkanıklık, tıkanıklıktan dolayı da o bölgelerde ayağın diyabetik veya ayak, kangren. Diyabetik ayak gibi kangren kesilme hadisesi olabiliyor. Biz kök hücre tedavisiyle hem şeker hastalığını ortadan kaldırıyoruz, toksik etkilerini ortadan kaldırıyoruz. Çünkü göbek bölgesindeki yağları alınca, toksik etki ortadan kalkınca ne oluyor bu sefer? O bölgede ciddi bir rahatlama oluyor. İnsülin kullanan hasta insülini bırakıyor, hapa dönüyor. 3 tane hap kullanan, 2 hapa, 2 hap kullanan da tek hapa dönüşebiliyor.
Ayrıca hastaların cinsel fonksiyon bozukluklarını da ortadan kaldırabiliyoruz. Evet. Nevralji. Şimdi trigeminal nevralji özellikle... Bu da yaygın ama çok da tanı alan bir hastalık değil. Maalesef, herkes farkında değil bunun. Trigeminal nevralji ve fibromiyalji kardeş rahatsızlıklardır. Evet. Hanımefendilerde çok çok sık görülen bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor. Bir hastalığı biraz anlatalım. Bir lokmacık hani evet. Nasıl o belirtileri de önemli. Çünkü birçok fibromiyalji ya da nevralji hastası bunun farkında dahi değil. Maalesef. Şimdi trigeminal nevrajide çok kısa arz edeyim ben. Trigeminus siniri yüzün tam üst dudak kısmına gelen trigeminusun üst dalıyla oluşur. Hastada durduk yere sanki böyle dayak yemiş gibi elektrik çarpması olayı olabilir. Almanya'dan bir hastam var, Zehra Hanım'a da selam yolluyorum bu arada. Bana iki bölgedeki trigeminal nevrajisi için kök hücre tedavisi yaptırmaya geldi. Bu hastaların en büyük sıkıntısı şudur. Hasta tanı alamaz. Hasta tanı alamadığı için tedavisi de olamaz. Çünkü hasta gittiği zaman hastanın filmi çekilir, ortada bir şey yok. Tahlil yapılır, ortada evet. bir şey yok. Çok özür diliyorum. Hanımefendilerin yanında ya eşi ya bir erkek refakat eder. Erkek mentalitesi olarak da derler ki ya bu kadın naz yapıyor herhalde. Hiçbir şey hastalık yok. Hastalık hastası. Ortada derler. Bir şey yok. Hani filmde bir şey yok, tahlilde bir şey yok. İşte bizi buraya getir. Halbuki hiç kimse kapris için, naz için rahatını bozup evinden kalkıp doktora, hastaneye gitmez. Şimdi trigeminal nevrajide özellikle gece nöbetleri çok fazla olmaktadır. Gece nöbetleri çok fazla olduğu için alkolik olan, madde bağımlısı olan hastalar var. Bakın. Oo. Çünkü artık morfinin bile fayda vermediği bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor trigeminal nevraji. Biz ne yapıyoruz? Kök hücre tedavisinden önce özel bir lazer probuyla, saç kılından bile 40 kat daha ince bir lazer probuyla oradaki sinirin olduğu yuvayı yakarak orayı hissiz hale getiriyoruz. Yani sinir yine etkisini görmeye devam ediyor ama sinirin yüzdeki olan ağrısı, sızısı ve bizde kötü tecrübe, deneyim oluşturan bölgelerini tamamen ortadan kaldırıyoruz. O bölgeye de yine göbek bölgesinden aldığımız kök hücreleri nakil yaparak o bölgenin bir daha trigeminal nevraji olmasına mani oluyoruz. Yani bunu kısaca ben şuna benzetiyorum. Kötü niyetli bir kişi nasıl arabanızı bir anahtarla çizebiliyorken, siz arabanıza seramik kaplama yaptırdığınız zaman orası çizilmez hale geliyorsa, biz de kök hücre tedavisiyle oraya bir nevi seramik kaplama yapmış oluyoruz. Bir daha trigeminal nevraji olmuyor. Evet. Bu hastalıkla eş zamanlı olarak fibromiyalji rahatsızlığı da hanımefendilerde, orta yaş hanımefendilerde çok sık görülen bir rahatsızlık. Özellikle 1 ve 2'den sonra doğum yapan hanımefendilerde vücudun hormon sistemi değişmiş oluyor. Yani genç kızlıktan kadınlığa geçmiş oluyor bir kadın. Kadınların boyun bölgesinden kuyruk sokumuna kadar oturduğu toplam bölgede 28 tane tetik noktanın en az 18 tanesinde böyle tutukluklar oluyor. Hani vardır ya, birisi böyle tuttuğu zaman, ay oraya bir masaj yap veya hamama gidelim, işte masaj yaptıralım ihtiyacı olur. Bunlar yine biraz önceki rahatsızlıktaki gibi doktora giderler. Doktorlar genelde anlamıyor demeyelim de, teşhisi tam konulmadığı için antidepresan yazılır, ağrı kesici yazılır. Şimdi ilaçlar şeker değil ki. İlaçlar ya karaciğeri ya böbreği ya mideyi bozar, yan etkisi var. Veya ciddi antidepresan aldıkları için bunlar hep uykuyla geçirirler. Hayattan mutsuz, kilo almış. Yani yüzün düşüyor. Düşünsene, vücudunda bir ağrı var evet. geçmeyen. Biz bunlara o tetik noktaların içerisine kök hücre tedavisi yaparak oradaki tutulmuş olan tetik noktaları açıp hastalarımızı sağlıklarına, sevdiklerine kavuşturabiliyoruz. Hem de ilaç kullanmadan hastalarımızı iyileştirmiş oluyoruz. Bu sayede hastalarımız bundan sonra bir antidepresan veya bir alkol bağımlılığı veya bir madde bağımlılığından da kurtulmuş oluyorlar aslında. Şimdi son bir dakikamız var ama skolyoza geçemedim. Kifoz, skolyoz, bunları da konuşmak istiyorduk, omurga sağlığını, ama artık başka bir yayında konuşuruz inşallah. İnşallah. Peki hocam, burada bir yaş baremi var mı? Yani işte şu yaşa kadar biz bunu yapabiliriz, şu yaştan önce yapamayız. Böyle bir skalanız var mı? Şimdi erişkin olan her yaş grubuna biz kök hücreyi problemsiz bir şekilde yapabiliyoruz. Yani benim 16 yaşında hastam doldu, 94 yaşında hastam doldu. Ama biraz önce endikasyonunu belirttiğiniz rahatsızlıklardan, mesela kireçlenme rahatsızlığı, genelde olgun yaştaki insanların rahatsızlığı olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir 18 yaşındaki bir delikanlının veya bir genç kızın
kireçlenme gibi olmuyor. Bir problemi olmadığı için gelmiyor. Ve bu insanlar ameliyat olmak istemediği evet. veya olamayacak durumda olduğu için ileri yaşlarda güvenle ve sorunsuz bir şekilde yapabiliyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hakikaten rica ederim. Çok sevdiğim konulardan biriydi. Evet. Ümit ediyorum önümüzdeki günlerde de konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah. Sağ olun, var olun Ahmet Hocam. Sağ olun, siz de. Hoşçakalın.